Şeytana Allah'a sığınırım. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. İstemiyor diyor Allah. Müşrikler istemese de yani yobaz takımı da, üç kağıtçılar da, sahtekarlar da, değil mi? İnşallah. Sahtekar hocalar da, müşrikler de istemese de o dini, İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için, yani dünya hakimi yapmak için, tek din haline getirmek için elçisini hidayetle ve hak dediğine gönderen odur. Maşallah. Bakın, ağızları da diyor Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. İslam'ın hakimiyetini istemiyorlar diyor. Evet. Yani oysa kafirler istemese de Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Ne demek tamamlamak? İslam'ın bütün dünyaya kamil anlamda tabii hakim olması demektir. Maşallah. Evet. Maşallah. Elhamdülillah. Bunu ne kadar İslam'ın dünya hakim olmasını istemeyen ve İslam'ın hakim olması için gayret eden ne kadar yobaz müşrik takımı varsa bu ayet ona işaret ediyor. Maşallah. Ve cevap veriyor. Tabii. İnşallah. İnşallah. Kim varsa. Maşallah. İslam dünyaya hakim olacak. İstedikleri kadar çırpınsınlar. Allah söylüyor çünkü. Bak ağızlarıyla da konuşarak yani konuşarak Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar, durdurmak istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah kendinin nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Müşrikler istemese de o dini, İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayete ve hak dinine gönderen odur. Ne zaman olacak bu? Mesih'in inişini olacak. Ne zaman? 15-20 yıl içerisinde inşallah. İnşallah. Ve Mehdi zamanında olacaktır. Mehdi'nin imamlığıyla, Mesih'in vezirliğiyle bu büyük müjde gerçekleşecek. Bunu Allah söylüyor inşallah. İnşallah. Tam da hidayetler maşallah evet gelmiş oldu. Yani. Kimse istemeyen, İslam'ın dünya hakimiyetini evet istemeyen evet kim varsa. İnşallah. İnşallah. İnşallah.